Herkese merhaba. İlk ders determinantın tanımı üzerinde durduk. Nasıl hesaplanabileceğine baktık. Şimdi de farklı derste determinantın bir takım özelliklerine bakalım. Şimdi eğer bize bir A matrisi A ne boyutlu? Kare matrisi olsun. A'nın determinantıyla A'nın transpozunun determinantı arasında nasıl bir ilişki var acaba? Buna bakalım. Şimdi hatırlarsanız eğer A matrisi iki boyutlu kare matrisi şöyle olacaktır. Ve bu durumda A'nın transpozu nedir? Satırlarla sütunlar yer değişiyor. Yani A11, A12, A21, A22 şeklinde oluyor. Bu durumda A'nın determinantı, A'nın transpozunun determinantı nedir? Şununla şunu çarpacağım. A11, A22 eksi bununla bu. Yani şununla şu. A12, A21. Dolayısıyla aslında bir şey değişmedi. Hatırlarsanız bir önceki dersten A'nın determinantının A11, A22 çarpı eksi A12, A21 olduğunu söylemiştik. O zaman A'nın transpozunun da determinantı aynı çıktı. Güzelmiş. 2 çarpı 2'lik matrisler için böyleymiş. İkilik. Üçlük matrisler için düşünelim. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Ve şimdi buradan A'nın determinantını hesaplarken dedik ki determinant A neydi? İlk çarpım A11, A22, A33. Şimdi şeyleri aynen taşıyorduk buraya. A31, A12, A22, A32. Devam edersem buradan bu çarpımdan ne geliyor? Artı A12, A23, A31 artı şuradan şöyle yaptığımızda da ne geliyordu? A13, A21, A32. Sonra eksileri yapıyorduk. Neydi bakalım hemen. Şöyle farklı renk olsun. Şu tarafa yaptığımda eksi A13, A22, A31, A31 evet. Şöyle yaptıydık. Eksi A11, A23, A32 ve son olarak da şu vardı. Eksi A12, A21, A33. Evet, bu neydi? A'nın yani 3 boyutlu kare matris olan A'nın determinantını bu şekilde ifade etmiştik. Şimdi bir de neye bakalım? Bu sefer A'nın transpozuna bakalım. Şimdi A'nın transpozu nasıl olacaktır önce onu bir yazalım. Burada satırları sütun olarak yazıyorum. Yani A11, A12, A13. Sonra şu satırı sütun gibi yazarsam A21, A22, A32 23 pardon. Ve en son satırı da sütun gibi yazarsam A31, A32, A33. Ve şimdi bu sefer A'nın transpozunun determinantını yazacak olursak şunları çarptık diyelim. Değil mi? A11, A22, A33. Ha, sütunları taşıyalım. A11, A12, A13, A21, A22, A23.
Şöyle yapalım. Artı A 1, 3'ü önce yazayım. A 2, 1, A 3, 2. Artı şunları yaparsak. A 1, 2, A 2, 3, A 3, 1 olacaktır. Eksileri hesaplayacak olursak yine bunu da bu taraftan şu renkle yapayım. Ne olacak? A 1, 3, A 3, 2, 2, A 3, 1. Şunlar A 1, 1, A 2, 3, A 3, 2 ve son olarak da bu tarafı eksi A 1, 2, A 2, 1, A 3, 3. Şimdi karşılaştıralım bakalım ne durumdayız. Nedir? Burada da aynısı var. Burada da aynısı var. Şu aynı. Bu bununla aynı. Eksi tarafa bakarsak bu bununla aynı. Bu bununla aynı. Bu da bununla aynı. Dolayısıyla 3 boyutlu kare matriste de yine A'nın determinantıyla A'nın transpozunun determinantı birbirine eşit çıktı. Aslında bunu genel olarak N boyutlu kare matrisler için de söyleyebiliriz. Dolayısıyla genel olarak kural ya da teorem gibi ifade edersek nedir? A'nın transpozunun determinantıyla A'nın determinantı birbirine eşittir. Bu birinci özellik. Şimdi eğer iki satır kendi arasında ya da iki sütun kendi arasında yer değiştirirse determinant ne olur acaba? Onu da hemen kısaca bir şey yapalım. A matrisimiz şöyle ise A11, A12, A21, A22 nedir A'nın determinantı? Determinant A. A11, A22, eksi A12, A21. Şimdi şöyle olduğunu düşünelim. Satırları yer değişsin. Mesela A21, yani bu satır buraya gelsin, üste gelsin, bu satır da aşağı gelsin. A22, A11, A12 dersem, bunu hesaplayacak olursak, şununla şunu çarpıyorum. A12, A21 eksi şu ikisini çarpıyorum. A11, A22. Şimdi dikkat ederseniz bunun değeri determinant A'nın eksilisi oldu. Dolayısıyla satırlar kendi arasında yer değiştirirse nedir? İşareti değişiyor determinantın. Aynı şekilde sütunlar için de doğru. Şunu da hesaplayabiliriz. Yani bu sefer de bu sütunla bu sütun yer değiştirdi diyelim. Ne çıkacaktır? A12, A22, A11, A21. Bu determinantı hesaplayacak olursak yine bununla bunun çarpımı A12, A21 eksi A11, A22. Yine ne oldu? A'nın determinantının eksilisi oldu. Dolayısıyla herhangi bir satır ya da sütun yer değiştirirse determinantın işareti eksili olur. Güzel. Peki yani onu da kural gibi yazalım isterseniz. Teorem diyeyim yine. Şöyle söyleyebiliriz. Bir A kare matrisinde bir, yani iki diyelim tabii, iki satır veya iki sütun yer değiştirirse, yani aralarında yer değiştirirse
Yani yerleri yani biri diğerinin yerine gelir, öbürü de ona giderse bu durumda determinantın işareti değişir. Determinantın işareti değişir. Eksiyken artı, artıyken eksi olur. Hemen örnek yapalım isterseniz, bir de genel. Mesela şunun determinantı, yani A matrisi böyle olsun. 1, 0, 2, 0, 1, 2, 1, 1, 0. Bu determinant nedir? Bakalım hemen. Determinant A eşittir. Nedir? Bakalım. Şöyle şurayı açayım biraz. Bir, sıfır, bir, sıfır, bir, bir. Değil mi? Bu durumda determinant A, şunları çarptım, sıfır. Şunları çarptım, sıfır. Şunları çarptım, sıfır. Eksi tarafa bakarsak, bunları çarptık, iki. Bunları çarptık, iki. Şu tarafı çarptık, sıfır. Yani nedir? A'nın determinantı eksi 4 çıktı. Şimdi bir de şu matrise bakalım. Yani şu determinantı hesaplayalım daha doğrusu. Nedir? Herhangi iki satırı ya da iki sütunu kendi arasında yer değiştirdiğimizi düşünelim. Ne yapalım? Mesela şununla birinci ile ikinci satır aralarında yer değişsin. Yani 0, 1, 2, 1, 0, 2, 1, 1, 0. Böyle olsun. Şimdi hesaplayalım determinantı. 0, 1, 1. Evet, 1, 1, 0, 1. Evet, şimdi bu determinant eşittir. Ne çıkacak? Şu işlemi yaparsak buradan 0. 2. 2. Pozitif taraf 4 etti yani. Buradan 0. 0. Ve 0. Yani negatif taraftan 0 geliyor. Dolayısıyla bu determinantın değeri artı 4'tür. Yani yukarıdaki matris gördüğünüz gibi determinant eksi 4 iken şimdi hesapladığım matrisin determinantı ne oldu? Artı 4 oldu. Bir başka teorem ifade edebiliriz. Bir matrisin, kare matrisin tüm satırı ya da tüm sütunu sıfırdan oluşuyorsa o zaman determinant sıfırdır. Yani mesela A matrisimiz şöyle 0, 0, 0, 1, 2, 3, eksi 1, 2, 1 gibi bir matrisse o zaman bunun determinantının hemen sıfır olduğunu söyleyebilirsiniz. Neden? Gördüğünüz gibi bu satırın tamamı sıfırdır. Ya da B matrisimiz işte 0, 0, eksi 1, 2 olsun. Nedir? Buradan direkt determinant B de yine sıfıra eşittir. Çünkü nedir? Bu sütun nedir? Tamamen sıfırdır. Dolayısıyla determinant yine sıfır olacaktır. Bir başka teorem, eğer bir satırı ya da bir sütunu K sayısıyla çarparsak, yani o satırdaki tüm elemanları K ile çarparsak o zaman aslında determinant da K ile çarpılmış oluyor. Yani bunu şu şekilde göstermek mümkün. Ya da önce şey yazayım. Sil diyelim.
A kare matrisinde bir satır veya bir sütunun tüm elemanları K sayısı ile çarpılırsa elde edilen matrisin determinantı A matrisinin şöyle kısaca yazayım. Det A'nın K katı olur. Yani 3 boyutlu bir matriste hemen düşünecek olursak eğer K A 1 1 K A 1 2 K A 1 3 A 2 1 A 2 2 A 2 3 A 3 1 A 3 2 A 3 3 yani birinci satırın bileşenlerini K ile çarptıysam o zaman bu aslında orijinal matrisin determinantının 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Nedir? K katı olur. Peki o zaman buna da bir örnek yapalım hemen. Mesela A matrisim 1, 2, 0, eksi 1, 0, 1, 0, eksi 1, 1 gibi bir şey olsun. O zaman determinant A'ya bakalım. Determinant A. Şimdi şunları çarptım. 0. Şeyleri taşıyayım hemen. 1, eksi 1, 0, 2, 0, eksi 1. Evet. Şunları çarptım. 0. Bu tarafı çarptım. 0. Güzel. Bu sefer her şey 0 çıkmasın da. Şöyle çarptık. 0. Böyle çarptık. Eksi 1. Böyle çarptık. Eksi 2. Şimdi eksi yani eksi tarafında eksi oldukları için bunlar sonuç 3 çıkıyor. Güzel. Bu A matrisinin determinantı 3'müş. Şimdi nedir? B matrisimizde mesela ne diyelim? Birinci satırı 3 ile çarpalım. 3, 6, 0. Eksi 1, 0, 1. 0, eksi 1, 1. Şimdi bu B matrisinin determinantını hesaplamak istersek 3, eksi 1, 0, 6, 0, eksi 1 diyeceğim. Şunları hesapladım 0. Bunları çarptım 0. Bunları çarptım 0. Yani pozitif taraftan 0 geldi. Buradan yine 0, eksi 3 ama eksi tarafta olduğumuz için eksi eksi 3 oldu. Nedir? Eksi eksi 6'dan nedir? Buradan da determinant B eşittir 9 çıkacak. Neden? Çünkü birinci satırın tamamını 3 ile çarpmıştık. Dolayısıyla her biri ne oldu? 3 ile yani determinant değeri 3 ile çarpılmış oldu. Devam edelim. Yani hani başka bir satır ya da bir sütun da aynı şekilde başka bir sayıyla çarpılırsa o zaman determinant yine o katı kadar olacaktır. Yani mesela ikinci sütunu 2 ile çarpalım A matrisinde. Yani şuradaki A matrisinde burası 1, eksi 1, 0. 2 ile çarpalım 4, 0, eksi 2, 0, 1, 1. Nedir? İkinci sütunu 2 ile çarptım A matrisinde. Bu C matrisini elde ettim. Şimdi bunları çarparsam, yani determinant hesaplıyorum buradan.
sıfır. Şunları taşıyalım yine. 1 eksi 1 sıfır. 4 sıfır eksi 2. Tabii burayı biraz açalım. Şuradan şöyle alayım bunu aşağı. Evet. Yukarı doğru hesaplayacağız. Şimdi şunları hesapladım. 0. Bunları çarptım. 0 geldi zaten. Şuradan yine 0 negatif tarafta. Şuradan eksi 2 eksi tarafta. Ve eksi eksi 4. Bu da ne oldu? Artı 6 çıktı. Yani determinant C'de 6 çıktı. Gördüğünüz gibi ikinci sütunu 2 ile çarptım. Dolayısıyla A matrisinin determinantını da 2 ile çarpmış oldum. O zaman nedir? A matrisinin herhangi bir satırını ya da herhangi bir sütununu aynı sayıyla çarparak elde ettiğim yeni matrisin determinantı aslında başlangıç matrisinin determinantının K katı oluyor. K ile çarptıysam aynı şekilde oluyor. Bir başka şey daha söyleyebiliriz bu konuda. Şöyle A matrisinin A kare matrisinin bir satırı K sayısı ile çarpılıp satırındaki değerler, satırındaki bileşenler diyeyim, bileşenler K sayısı ile çarpılıp başka bir satır ile toplanırsa yeni matrisin yeni matrisin determinantı değişmez. A det A'ya eşit olur. Yani bunu sütun için de söyleyebilirsiniz aynı şekilde. Şuraya sütununun diyeyim. Yani herhangi bir sütunundaki tüm bileşenler aynı K sayısı ile çarpılıp başka bir sütun ile toplanırsa yine bu yeni matrisin determinantı da aynı determinant A ile aynı olacaktır. Şöyle hemen A matrisim yine işte 1, 0, 2, eksi 1, 1, 0, 0, eksi 1, 1 gibi bir şey olsun. A matrisinin böyle olduğunu varsayalım. Şimdi bunun determinantı ne? Bakalım hemen. Artı 1 burada. Şeyleri yazmayı unutuyorum hep. Eksi 1, 0. 0, 1, eksi 1. Devam edelim. Buradan 0 gelecek. Artı 2 oldu buradan. Sonra şu tarafa bakacak olursak 0. Buradan da 0. Buradan da 0. Yani ne geldi? Determinant A 1 artı 2'den 3. Değil mi? A'nın determinantı 3 çıktı. Güzel. Şimdi mesela ne yapalım? A matrisimizin şimdi B matrisi mesela 3. satırı 2 ile çarpıp 1. satıra ekleyelim. Yani şurada gördüğünüz gibi 0, eksi 1,
Bir var. Bir var. Bunun iki katı diyelim mesela. Ne olacak? Birinci satıra ekleyecek olursam birinci şey aynen kalacak. Çünkü burası sıfır. Eksi iki. Eksi iki. Artı iki deyince dört olacak. Gerisi aynen kalıyor. Eksi bir, bir, sıfır. Sıfır, eksi bir, bir. Ne yaptım? Yani B matrisini nasıl oluşturdum? Şöyle oluşturdum. Şöyle biraz aşağı alalım. A matrisinin üçüncü satırını 2 ile çarpıp birinci satıra ekledim. Şimdi bakalım determinant ne oldu? 1, eksi 1, 0, eksi 2, 1, eksi 1. Şunları çarparsam ne olacak? Burası 1. Buradan 0. Buradan 4. Bu tarafa bakacak olursak 0, 0, bakalım, eksi 1, eksi 2, artı 2, ama eksi 2. Dolayısıyla ne oldu? Determinant B, yazalım, 1 artı 4, eksi 2, yani 3. Dolayısıyla gördüğünüz gibi determinant değişmedi. Yani bir A matrisinin herhangi bir satırını bir katsayıyla çarpıp başka bir satıra eklerseniz determinant değişmiyor. Aynı şeyi sütunlar için de söylemek mümkün. Sütunlarda da yine nedir? Herhangi bir sütunu belli bir katsayıyla çarpıp başka bir sütuna eklemek de sonucu değiştirmeyecek. Yine hemen bir örnek yapalım isterseniz. Buradaki A matrisinin bu sefer mesela ikinci sütununu yine 2 ile çarpalım. İkinci sütunu ve birinci sütuna ekleyelim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Şimdi 2 çarpı 0. Şurası 0 olduğu için bir şey etkilemeyecek. Ama burası 1. 2 ile çarparsam 2, 1 çıkardım. 1 ve eksi 2. Böyle oldu. 0, 1, eksi 1, 2, 0, 1. C matrisim böyleymiş. Güzel. Şimdi bunu şimdi şey yapalım. Biraz aşağı alayım yine. 1, 1, eksi 2. Bunun determinantını hesaplarsam. Şimdi şu tarafa bakarsak 1, 0, eksi 2. Bu tarafa bakarsam eksi 4, ama eksi tarafta olduğu için eksi eksi 4 diyeyim karışmasın. 0, bu da 0. Yani determinant C ne oluyor? Bakalım. 1, eksi 2 artı 4. Yine 3 çıktı. Gördüğünüz gibi yine determinant 3 sonucunu verdi. Dolayısıyla herhangi bir sütunun bir katsayıyla çarpıp başka sütuna eklemek de determinant değerini değiştirmiyor. Evet, bu derste de determinantla ilgili bazı kurallara baktık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.